Bilecik'te doğmuş büyümüş bir abimiz ve kardeşimiz olarak 1975 yılında Bilecik Belediyesi ESO işletmesinde devlet memuru olarak göreve başladım. 1982 yılında TEDAŞ'a naklen geçiş yaptım. Bilecik TEDAŞ'ta 22 yıl değişik kademelerde yönetici kadrolarında görev yaptım. TEDAŞ'tan emekli olduktan sonra inşaat sektörüne atıldım. Bu sektörde yaklaşık 2500 civarında konut ve iş yeri üreterek ilimize ekonomik değerler kazandırarak yerel ekonomiye ve istihdama katkıda bulundum. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi ailem, sevgili yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partimizin temel taşı, Cumhuriyet Halk Partimizin gücünü Bilecik genelinde her platformda kullanacağız. Ve her alanda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizim altı okumuz var. Bizim altı okumuzun içinde tüm yaşam biçimimiz var. Yaşam biçimimizde kırgınlık yok. Yılgınlık yok. Yorgunluk yok. Umudu yeniden yaşatmak zorundayız. Sizlere söz veriyorum ki önümüzdeki yerel seçimlerde Umud'un adı yeniden Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Gece gündüz demeden partimizin başarıları için hep birlikte çalışacağız. Yerel seçimlerde Bilecik'te belediye başkanlığı sayımızın artması başta olmak üzere il genel meclis üyelerimizin sayısını artırıp sosyal demokrat yönetim anlayışımızı Bilecik il genelinde hayata geçirebiliriz. Bunu yapabilecek tecrübeye, bilgiye ve güce sahibiz. Yeni bir enerji ve heyecan yaratarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partimizin altı oklu ilkelerinden asla ödül vermeyen bir anlayışla 23 Eylül Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz İl Kongremizde Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanlığı için sizlerden aldığım büyük destekle aday olacağımı siz değerli ailem, yol arkadaşlarım ve tüm hemşehrilerime paylaşıyorum. Bugüne kadar görev yapan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyor. Kongremizin başta ilimize, ülkemize ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Açıklamama katılan tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı. Basın mensubu arkadaşlarımdan soru sormak isteyenler olabilir veya misafirlerimizden de olabilir. Ben sorabilir miyim bir soru? Önümüzdeki yerel seçimlerde adınız belediye başkanlığı için geçiyordu. Evet. Şu anda neden il başkanlığına aday olduğunuzu soracaktım. Şimdi bir genelgemiz var bizim. Şu anda yerel yönetimlerde görev alanlar mali idareler seçimlerinde aday olamıyor biliyorsunuz. Evet. Ve ayrıca da benim öyle bir şeyim yok. Çıkmışsam ben buraya yani çıkmışımdır. Öyle bir düşüncem yoktur. Benim için il başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanı bile olabilmek büyük bir onurdur. Benim geleceğe, çocuklarıma bırakabileceğim en büyük mirastır. Teşekkür ederim.